ekrana getiriyoruz. Hiç de yadırganmıyor değil mi burada da? Belçika'dan bir haber vereyim. Haftada 4 gün çalışacaklar, 3 gün tatil yapacaklar. Öyle bir modeli uygulayacaklarmış. Onun haberini ekrana getireceğim. Ama Şeyma Hanım tweetinizi aldım. İşsizim, iş bulamıyorum. Lisans eğitimime devam etmeye çalışıyorum. Engelli raporum da var. Bugün bir büyük tüp doldurduk. 163 lira olmuş. Evimizde iki tüp var. Biri ocakta, biri kombide. Bu kış nasıl geçecek hiç bilmiyorum diyen izleyicimiz var. Sesiniz ulaşıyor Halk TV'ye. Merak etmeyin. Zor bir kış var. Dayanışmayla atlatacağız. Avrupa'dan bizi kıskanan Avrupa'dan bir haber. Haftada 4 gün çalışma modelinin uygulanmasını öngören yasa teklifi Belçika Meclisi'nin gündemine taşınıyormuş. Umarım dünyaya örnek olur. Belçika haftalık çalışma iş günü sayısını 5'ten 4 güne düşürmeyi hedefliyor. Belçika hükümeti haftada 4 gün çalışma modelinin uygulanmasını öngören kanun teklifini meclis gündemine taşıyor. Ancak Belçika hükümetinin personele ek bir gün izin vermenin karşılığı olarak daha uzun çalışma saatleri getirme planları konusunda sorunlar bulunuyor. Beyçıkada tüm siyasi partiler 4 gün çalışma modelini müzakere etmeyi kabul etse de plan dahilinde toplam çalışma saati düşürülmeyecek. Bunun yerine tam zamanlı çalışanların 38 ila 40 saat çalışmayı sürdürmesi ve çalışanlara fazladan izin verilmesi karşılığında mevcut çalışma gününün 9,5 saate çıkarılması hedefleniyor. Böylelikle çalışanların izini sayılacakları bir iş gününün çalışma saatleri eşit oranda bölünerek diğer iş günlerine eklenecek. Belçika Federal Hükümeti'nin kanun teklifini bu hafta değerlendirmesi bekleniyor. E, en az çalışan bizde 40 saat çalışıyor ya haftada zaten sabah 9 akşam 5 diyelim ki 5 gün çalışıyor. En azı en azı bu. Neyse biraz saatleri uzatalım da 3 gün izin verelim demişler. Bakalım gözler şimdi Belçika parlamentosunda. Dönelim memlekete. işçilerin çalışanların durumlarıyla ilgili haberler var. Sağlık işçilerini anlatayım önce. Sağlık işçi, işçileri Eylemdeler İl Sağlık Müdürlüğü'nün kapısını çaldılar İstanbul'da. Dertliler ek ödemeleri için eylemdeler. Bakanlığın genelgesiyle bir anda ikili vardiya sisteminden üçlü vardiyaya geçtiler. Ellerine geçen paraysa günden güne değerini kaybetmekte. Üçlü vardiya sistemini kabul etmiyoruz demek için bugün İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittiler. Evi uzak olanlar var. Mesela Taksim o kadar riskli bir ortam ki gece biz bayan olarak ben avcılarda oturuyorum mesela. Ben şahsen gidemem korkuyorum yani. Hastanede kalıyorum bir gece. Adalet Kenlili 4D statüsündeki sağlık işçilerinden biri. Sağlık Bakanlığı'nın 23 Eylül'de 81 ildeki hastanelere gönderdiği genelgeyle mağdur oldu. Çünkü ikili vardiyadan üçlü vardiyaya geçtiler. Ancak mesai gece yarısı bitince eve gitmekte güçlük çekiyor şimdi. En fazla iş yükü bindirildi bize. Hem de üzerine ücretlerimizde düşüş yaşandı ve bu pandemiyle mücadele ettiğimiz yıl içerisinde son iki yıldır biliyorsunuz canla başla uğraşıyoruz sağlık işçileri olarak sürekli bulaş riskine karşı. Hastanelerde doktorlarla hemşirelerle beraber aynı mesai yapıyorlar ama çoğu hakları yok. Ek ödeme onlara uğramadı bile. Ya 12 saat çalışıyorduk. Ee, ek nöbetlerimiz oluyordu. Hani 15 nöbet yerine 18 nöbet tuttuğumuz zamanlar oldu. Ee, 12 saat tabii iyi oluyor. En azından dinlenme payımız oluyor. Hani her gün 3 var olduğu zaman her gün gideceğiz. Bu kez yayınlanan genelgeyle hem çalışma düzenleri değişti hem de azıcık da olsa fazla aldıkları ücretler hayal oldu artık. Gece çalıştıklarında yüzde %35, sağlık gece fazla çalıştıklarında da yüzde %75 ek ödeme alıyordu sağlık, sağlık işçileri. Ancak o ödemeler yapılmıyor şimdi. Sağlık işçileri bir kez daha İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne geldiler ve taleplerini bir kez daha bakanlığa ilettiler. Bu amacı bir sağlık çalışanlarını bir maliyet unsuru olarak gören ve bu fazla çalışma ödemelerini yapmamak için 3 vardiya sistemine geçirerek işçileri bu yapılan gece mesaisindeki fazla mesai ödemelerinden vazgeçmek. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre genelgenin özeti bu. Dev Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir de bir hesaplama yapıyor. Genelgeden önce 12 saat üzerinden çalışıp ayda yaklaşık 16 ya da işte aya göre 15 gün nöbete geliyorlardı. Sağlık işçileri genelgeden sonra ise 22 gün, 26 gün şeklinde yani haftada 6 gün işe gelecek şekilde bir düzenleme gerçekleşmiş oldu. Beklenen kesintilerin ne kadar olacağını paylaşıyor. Her güne dair yaklaşık 3,5 saatlik bir gece çalışma farkı çıkıyordu. Fazlası çıkıyordu. Bu da %75 fazla olarak ödenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla hani 15 gün üzerinden bir aylık olarak bunu hesaba vurduğumuz zaman yaklaşık işçi arkadaşlarımızın işte çalıştığı işe göre ya da tuttuğu nöbete göre yaklaşık 400 lira ile 500 lira arasında bir kaybı gerçekleşmiş olacak. Adalet Hanım da Makbule Hanım da yaptıkları işleri sıralıyorlar. İşleri çoğu zaman sadece temizlikle sınırlı kalmıyor. Onlarınsa tek istekleri değer görmek. Paspasından, toz almasından, hastayı rotgene götür, emare götür. Bir de kimsesiz hastalarımız var. Onların alt bezlerini biz temizliyoruz. Yani kanını götürüyorum, idrarını götürüyorum. Bu düzenlemeyi derhal iptal edilmesi için Sağlık Bakanlığı düzeyinde de girişimlerimizin devam ettiğini bütün sağlık işçisi arkadaşlarımla ve kamuoyla da paylaşmak isterim. Disk Genel Başkanı Bakanlıkla bu konuda görüşeceklerini söyledi. Ama bu durum çözülene kadar hastanelerde ne gibi sorunlar yaşanacak, sağlık işçileri bu düzenlemeden nasıl etkilenecek, hepsi soru işareti. Yani iş yerinde nöbet devredeceği arkadaşının raporlu olması halinde ya da bir başka durum halindeyse ciddi anlamda yani onun yerine bakacak yerine birinin gelmesi gibi. Yani dediğimiz gibi hastanelerde aslında o olağan akışa ters olacak birçok uygulamanın da habercisi bu durum. 90'lı yıllarda hastanelerde sabaha karşı kuyrukta bekleyenlerin görüntüleri hala gösteriliyor. Her seçimden önce Kılıçdar SGK'yı batırdı diye propaganda yapılmaya devam ediliyor. SGK tarihinin en borçlu döneminde öte yandan kurum zarar ettiriliyor. 2021 yılından bahsediyorum. Kurumun taşınmazlarından biri İzmit'te bir firmaya değerinin milyonlarca lira altına satılmış. Üstelik CHP'li İzmit Belediyesi SGK'ya ait bu binayı çok daha yüksek bir fiyat vererek satın almak istemiş. SGK CHP'li belediyeye binayı satmamış. Onun yerine hani zarar etmeyi de göze alarak bir başka firmaya satmış o binanın hikayesi. 70-80 milyonluk bir koca bina, ticari alan. Ne yazık ki 17 milyon gibi komik bir rakama satılmış bulunmakta. Biz bugüne kadar çok bir açıklama yapmadık. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te bulunan bu bina yok pahasına satıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan binanın peşkeş çekildiğini söyledi. Hem yazışmalarımız hem sözlü görüşmelerimiz bir türlü kamu yararına sonuç vermedi ne yazık ki kişi yararları daha üstün tutuldu. İzmit'in bir önceki AKP'li belediye yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlandı. Borca karşılık belediyenin hemen bitişiğindeki Belsa Plaza'yı SGK'ya devretti. 16 milyon lira karşılığında. Binada 176 ayrı bağımsız yerin neredeyse 137'sini belediye kira karşılığında kullanmaya başladı. Yönetime CHP geçince bu binayı yeniden istedi. Ya takasla ya da satın almak kaydıyla ancak talepler reddedildi. 2 Nisan 2021'de SGK bu binayı satışa çıkardı. İhale yaptı. Sadece iki katılımcının olduğu bir ihaleydi bu. 17 milyon 310 bin liraya binanın satışı yapıldı. SGK bu binayı 2016 yılında 5 milyon dolara almıştı. 2 milyon dolara satmış oldu. Belediye Başkanı Kaplan duruma tepki gösterdi. Kaplan'a göre dükkanlar tek tek satılsaydı 70-80 milyon lira kazanılabilirdi. 17 milyon 310 bin üzerinden hesap yaptığınızda Buradaki bağımsız bölümün tanesi neredeyse 98 bin liraya falan geliyor. 100 bin lira bile değil. Bu kadar kıymetli bir yerde, merkezde, kentin göbeğinde, belediyenin dibinde, ticari dükkanlar nasıl olur da 100 bin lira bile etmez? Belediye SGK'nın bu satışını durdurmasını istedi ama o talepte reddedildi. Kaptan SGK'ya sorular sordu. Hani hep SGK zararları konuşulur ülkemizde. E, kamu malları bu kadar zarar ediyorsa bu kurum, kamu malları bu kadar yok pahasına neden hiç edilir? Daha ötesini soralım. Bu satışın bir siyasi ayağı var mıdır? Bu kamu vicdanını yara yaralayan haksız bir kazandırma olarak görüyoruz. İzmit'in başarılı belediye başkanı Fatma Hürriyet Kaplan İzmitliler adına soruyor. Kendisine oy vermiş olanlar adına İstanbul'un en değerli arazilerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nin arazisi malum geçen hafta haberini vermiştik amman dedik Boğaziçi Üniversitesi'nin taşınmazlarına dikkat Acaba bu ısrarın altında yatan sebeplerden biri de bu mudur o taşınmazları satmak olabilir mi dedik. Net bir yanıt da yok. Israr var. Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim istediğimiz isim rektör olacak diyorlar. Kayyum rektörlerin ikincisi bir karar verdi. Güvenlik görevlilerine yazı yazmışlar. Şu şu hocaları içeri almayın. Arabası bu, plakası bu. Amman kampüsten içeri sokmayın diye. Onlardan biri can candan rektörlüğün talimatı var dediler okuluna almadılar onun haberi Sosyoloji bölümünde eee öğretim üyesi olan eşimle birlikte aracımızla geldik beni gördükleri